Örneğin iki gazetenin genel yayın yönetmeni. Yani işte adları belli. Doğrusu bunların ikisi de beni arayıp özür dilemiş değil. Doğrudan beni hedef gösterdik. Bu Kerem'de. kadar yıl içerisinde. Bakın şimdi evet. E şimdi bunların gerçekten örneğin uluslararası gazetecilik etiğinin ilkelerinin ihlali açısından bile ki kamuoyu adına, kamu vicdanı adına hareket eden, denetleyen bir e, meslek grubudur gazetecilik. Ve şimdi yer almışlardır ve bunu cesaretlendirmişlerdir. Yani örneğin silahlı değil, sivil bir müdahale, sivil bir darbe olduğunda bunların aracılığıyla ifade edebiliriz. E Şimdi örneğin bunu fazla tabii genişletmeyelim ama medya ayağında kimi gazete yayın yönetmenleri ve köşe yazarları ve örneğin gazete e, basın örgütünün başında olanlar bile burada bir sorumluluğu vardır. Bunu e, yargılamak gerekir ve sürece katmak gerekir. Ayrıca örneğin dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmamıştır. Emek örgütleriyle sermaye örgütleri, işveren örgütleri yan yana gelip bir darbeye cesaretlendirmiş ve onun yanında e, pozisyon almış değiller. Örneğin bizde oldu bu. İşveren örgütleri ve emek örgütleri, konfederasyonları, diskiyle, türkisiyle, tiskiyle, TİSK teskiyle, tobuyla şimdi böyle bir şey olur mu? Bunların şimdi gerçekten işi, özgürlüğü, ekmeği, geleceği, barışta olan, demokraside olan, adalette olan e, emek örgütleri konfederasyonunun böyle bir darbe girişiminin yanında yer almış ve sap tutmuş ve esas duruşa geçmiş olması sorgulanmamalı mı? Ayrıca e, siyasi boyutu yani şimdi burada Cumhurbaşkanlığı, Çankaya'nın e, bu süreçteki rolünü bence sorgulamak gerekiyor.